benim oğlum 89'lu. 89'dan bunu bir tek ben görmüyorum. Hepimiz çok mutlusunuz. Şimdi ben size ne anlatacağım? Normalde bu benim üniversitelerde öğrencilere anlattığım işi. Üniversite öğrencilerine insanlık nedeniyle bazı hatalar var. Hepimiz bazı günlük hayatımızda bazı hatalar yapıyoruz ve bunu ömrümüz boyunca sürdürüyoruz. Bu salondakilerin, yanınızdakine bakın, arkanızdakine bakın, önünüzdekine bakın. Bu salondakilerin bir kısmı çok başarılı olacaklar, bir kısmı çok başarısız olacaklar, bir kısmı çok mutlu olacak, bir kısmı çok mutsuz olacak, bir kısmı da arada bir yerde olacak. Yani ortalama olacak. Ortalama demek hayatta vasat demektir. Vasat kötüden daha kötü bir şeydir. Vasat yani sıradan, kötüden çok daha kötü bir şeydir. Kafanızın bir kenarından bunu yazın. Vasat bir öğrenci, vasat bir insan, vasat bir ebeveyn, yani sıradan bir ebeveyn, sıradan bir vatandaş, sıradan bir bilim insanı, sıradan bir öğretmen, sıradan bir haberci, kötüden daha kötüdür. Çünkü kötüyü hiç kimse edersiniz. Onu bilirsiniz, bu kötü. Onu kenara atarsınız. Veya kötü olduğunuzu bilirseniz kendinizi düzeltmek istersiniz. Bunun farkına varırsınız. Ama vasatsanız, yani böyle ortalamaysanız, böyle idare eder, ömrünüz boyunca gidersiniz. Ve ne kendinizi mutlu edebilirsiniz, ne çevrenizi mutlu edebilirsiniz, ne de başarılı olabilirsiniz. Bu yüzden dünyadaki en kötü şey vasatlık, yani sıradanlıktır. Bu ülkeler için de geçerli vasat bir ekonomi olmak, sıradan bir ekonomi olmak, insanlar için de geçerli sıradan bir insan olmak veya bilim insanları için de geçerli sıradan vasat bir bilim sanatçılar için de geçerli. Bir sıradan sanatçılar var, bir de çağları aşan sanatçılar var. Bir bugün dans ettiğimiz, çok sevdiğimiz şarkıcılar var, bir de Bach. Yüzlerce yıl sonra da hala dinlenmeye devam edilecek. O yüzden ben size insanların temel hataları neler ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Nedir kendinize bakmamız gereken yer diye bir şey anlatmak istedim. Aslında arkadaşlarımıza sordum. Geleceğin meslekleri neler? Onu mu anlatayım size? Niye hazırlanmadım? Çünkü şu anda salondakilerin anne ve babasının yaptığı mesleklerin 1/4'ü siz iş hayatına kariyer yapmaya başladığınızda iş hayatının, ona orta plato diyoruz, yani 30'lu, 35'li yaşlar civarı, o mesleklerin 1/4'ü olmayacak. Ama arkadaşlarınız bunu tercih ettiler, onun için bunu deneyeceksiniz. Meksikalı'nın kim olduğunu bilen var mı? Meksikalı, Halis Harikalar Diyarında'nın yazarı. Ben kendisini çok severim, çok sevdiğim bir insandı. Kraliçe çok beğeniyor Halis Harikalar Diyarında'yı. Aslında bakın hiç kendisi. Kendisi için de kendisine adanmış bir kitap yazmasını istiyor. Onun için matematiğe ilişkin bir kitap yazıyor Kraliçe'ye, Skarov. Çocuklar, arkadaşlar, bir gün her insan hayatta durur ve der ki, benim bu dünyadaki yerim ne? Evrende bilinebilecek en zor şey budur. Sizin bu dünyadaki yeriniz nedir? Siz bu dünyada niye varsınız? Dünyanın bir matematikçilerinden biri de der ki, niçin hiçbir şey yerine bir şey vardır? Niçin bir şey vardır da hiçbir şey değildir? İşte bu en temel sorulardan biridir. Hepiniz bir gün şu anda değil. Çünkü şu anda ne olacağınızı bilmiyorsunuz daha. Bir takım tahminleriniz var, bir şeyler olmak istiyorsunuz. Ama ne olacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden bir gün, benim yaşıma geldiğinizde bir gün bu soruyu soracaksınız. Bundan da önce soracaksınız. Bu soruyu ne kadar erken sorarsanız o kadar iyi yanıt alacaksınız. İnsanoğlunun en temel hatalarından galiba ilerletemiyorum. Gerçek. Gerçek nedir? Gerçek sizin zannettiğiniz gibi bir şey değildir.
aramızda hala var olan şeydir. Ama gerçek konusunda hepinizin büyük bir hatası var. Gördüğünüz şeyin gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Gördüğünüz ya da duyguladığınız şeyler gerçek değildir. Şimdi size bir adamın hikayesini anlatacağım. Dünya sanat tarihini değiştiren bir adam. Gördüğünüz bu arkadaş. Babası İtalyan. İtalya'da bir suç işliyor ve İngiltere'ye kaçıyor. Bu arkadaşın adı Dante Gabriel Rossetti. Şimdi adısının adı Dante Gabriel Rossetti olunca o sanatçı olması lazım doğal olarak. Ve o da sanatçı olmak istiyor ve daha 7 yaşında İngiltere'nin en büyük sanat kurumu olan akademiye kabul ediliyor. O çağda bir sorun var. Ve o da bu soruna itiraz ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte Rafael kim? Rönesans'ın en büyük ressamlarından biri biliyorsunuz. Rafael öncesi kardeşliği diye bir grup kuruyor. Neden? Çünkü diyor ki bu Rönesans bize her şeyi dayatıyor. Hep onlar gibi olmak zorundayız. Onun için de ben özgürlük istiyorum. Ama bir sorun var. O çağda herkes diyor ki Rafael, Da Vinci gibi ressamlar sanat tarihinde yapılabilecek her şeyi yaptılar. Sanata dair her şeyi biliyorlardı. O yüzden sanat şu olabilirdi. Rafael'in, Michelangelo'nun yaptıklarını tekrar ettik. Sürekli olarak onları tekrar. Tıpkı bugün bizim okullarımızda sürekli ne tekrar ettiğimiz gibi? Yaz çocuğu. Yaz kızı. Yaz oğlu. Böyle değil. Eğitim de bu değildir. Gerçek de bu değildir. Ve o devirde bu arkadaşın bir sorunu var Dante Gabriel Rossetti'nin. Çimenleri yeşil çiziyor. Ve yaprakları yeşil çiziyor. Hocalar ona diyorlar ki, sen gerizekalı mısın? Leonardo çimenleri yeşil çizmemiş. Senin ne haddiyle çimenleri yeşil çizmek? Sen kimsin ki Leonardo'nun yeşil çizmediği çimenleri ve yaprakları yeşil çiziyorsun? Ne haksızlık değil mi? Leonardo bir adam yeşil çizmemiş. Çünkü arkadaşlar, 1980'lerin ortasına kadar Sistine Şapeli'ne gidenler orada ne görüyorlardı? Allah'ım, Rönesans'ın büyük eserleri. Onları şöyle görüyorlardı. 1980'lerin ortasında Japonlar bir teknik geliştirdiler. Sanat eserlerine zarar vermeden onları temizleme tekniği. O güne kadar bende var. Aynı yazarın iki sanat tarihi kitabı var bir halde. Birinde şöyle diyor. Rönesans dehaları pastel tonlarda harikalar yaratmışlardır. Aa, Japonlar temizleyince, renkler ortaya çıkınca aynı adam kitabı yeniledi. Aynı kitap. Rönesans bölümü demişim. Rönesans ressamları renklerle oynayarak harikalar yaratmışlardır. Yazdı. Şimdi burada tam net görmüyorsunuz. Burada diyorsunuz Adem'in yaratılışı ünlü tablo. Renk ne? Gidenler ne görüyorlar? Kahverengi. Çimenleri kahverengi mi çizmiş? Evet, çünkü kahverengi görüyorum. Gerçek ne? Çimenlerin kahverengi olduğu. Evet. Ama temizlenince birden gerçek neymiş? Çimenleri yeşil çizmiş. Demek ki aslında o da gerçekmiş. Olabilir mi böyle bir şey? Hayır, olamaz. Demek ki gerçek değişebilen bir şey. Bilimle din arasındaki fark budur. Bilim yanlışlanan bir şeydir. Yanlışlanarak ilerler bilim. Bilim bizim sürekli olarak sorgulamamız üstünden gider. Siz eğer sormazsanız tarihi çöpsepetine gidersiniz. Gerçeğin tek bir şey olduğunu zannedersiniz. Halbuki gerçek sürekli aranan bir şeydir. Hayatınız boyunca gerçeği sürekli aramanız gerekir. Bugün hiç kimse akademide Rossetti'ye akıl öğreten hocaları hatırlamıyor. Hepsinin eserleri 3 kuruşluk koleksiyonlarda. Ama Rossetti dünya sanat tarihini değiştiren insanlardan, Rönesans'ın egemenliğinden kurtaran insanlarda biri olarak hatırlanıyor. Arkadaşlar, bir şeyi anneniz söyledi, babanız söyledi, başbakanınız,
bilim insanınız, haberciniz emin çapa söyledi diye o şey gerçek olmaz. Annenizin, babanızın söylemesi onu gerçek yapmaz. Schopenhauer der ki, gerçeğin gerçek olmaktan gelen bir gücü vardır. Dolayısıyla siz sürekli olarak gerçek nedir diye soracaksınız ve arayacaksınız. Bugünün en büyük sorunlarından biri gerçeğin peşinde koşmamak. Size söyleneni ya da gördüğünüzün gerçek olduğunu düşünmektir. Bu yanlış. Bundan kurtulanlar bilimin ve aklın yolunda ilerlemeye devam edecekler. Diğerleri vasat olarak kalacaklar. Bir diğer sorun, hepiniz her şeyin tek boyutlu olduğunu düşünüyorsunuz. Siyah ya da beyaz. Bugünün dünyasında gri çok az kaldı. Ya da diğer renkler. Ya da diğer fikirler. Bir fikir ya %100 yanlış ya %100 doğru. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya tarihinin en büyük bilim insanı kimdir? Söyle, korkmayın ya. Kim? Kim? Başka? Kim? Einstein, başka? Tekrar. Dünya tarihinin en büyük bilim insanı konusunda Asimov şöyle der. İki numara kimdir derseniz tartışma çıkar. Bunun içinden çıkamayız. Çok aday vardır. Ama bir numara kimdir derseniz hiç sorun yoktur. Çünkü tartışmasız Newton'dur. İnternette sadece Newton'u anlattığım bir programım var, bulabilirsiniz. Neden Newton eşsizdir diye. Newton bir yetim. Annesi ona hamileyken babası ölüyor. O doğduğunda o kadar kötü beslenmiş ki annesi. Boynu çık diye kırılmasın diye, o zaman da boyunluk yok, eşarp söylüyorlar boynuna. 2 yaşındayken annesi bir papazla evleniyor, papaz bundan nefret ediyor. Nefret ettiği için üvey annenin yanına yolluyor, büyük annenin yanına yolluyorlar. Büyük anne ne yapsın bununla uğraşamadığından okula gidiyor. Okul yönetimi diyor ki, bunu alın, geri zekalı bu, aptal bu, bunu kurtalım bizden. Fakat yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, okula gidiyor. Sonra bir gün övey baba dönünce annesinin Newton'u geri çağırıyor. Gel bakalım çiftliğin başına geç diye. Newton bir bakıyor ki, çiftlik okuldan korkunç. Korkunç çiftlik. Annesi de yalvarıyor, yakarıyor, yapmadığı kalmıyor. Okula geri gidiyor. Birinci bir bitiriyor okulu. İngiltere'nin en iyi okullarından biri Cambridge'e kabul ediliyor. Cambridge'de yüksek derecelerde giderken bir şey oluyor. Veba oluyor. Veba yayılmasın diye okulları kapatıyorlar. Herkesi köyüne yolluyorlar. Ve Newton dünya tarihini değiştiren 2 yılı geçiriyor. İnsanlık tarihi böyle bir şeyi daha görmedi. 2 yıl içinde İnsanlık tarihini baştan sona yıkan bilimsel devrimlerini yapıyor. Yerçekimli devrim yasalarını buluyor, diferansiyel ve integral hesaplarını formüle ediyor ve bizde bu konuda yarışır. Renk, optik konusundaki temel bilimlerimiz oluşturuyor. Bunların onun sadece 3 başarısı. Bugün evrene baktığınız mercekli teleskoplar da dahil olmak üzere onlarca daha küçük buluşu var. O küçük buluşları bile onu dünyanın en büyük 10 bilim insanından biri yapabilirdi. Newton'un mezar taşında şöyle yazıyor. Evren karanlıktı ve Tanrı Newton'u yarattı. Her şey aydınlandı. Bunu İngiltere'nin en büyük şairlerinden biri yazıyor Newton için. Ama Newton'un en büyük başarısı bu gördüğünüz kitap. O güne kadar bütün evreni kutsal kitaplarla, yani Tevrat'la, Kur'an'la ve İncil'le açıklıyoruz. Halbuki bunlar evreni açıklayamazlar. Evreni akıl ve bilim açıklar. Bunlar ruh dünyamızı açıklarlar. İlk kez Yunan filozofları da dahil olmak üzere bütün ondan önce yazılmış her şeyi karşın evrenin matematikle açıklanabileceğini bu kitabı yazıyor. Ve Newton'un en büyük başarısı o kitaptır. Yeryüzünde bir insan tarafından yazılmış hala en önemli kitap. Onun için çıkarılmış. Ama Newton'un bir özelliği var. Newton'un hastası. Hayatında hiçbir kadına dokunmuyor. Onursal olarak onu
hazinenin başına getiriyorlar para basma. Biliyorsunuz para basıyorlar. Hazine nasıl diyelim? Kağıt paraları başkası basar, Merkez Bankası. Onun dışındaki maddi paraları da hazine basar, darphane basar. Newton bunu ciddiye alıyor bu işi. Kalpazanlar, kalpazan ne demek? Sahte para basan. Sahte para basanlar nerede olur? Kötü yerlerde, evlerde, meyhanelerde değil mi? Oralarda dolaşıyor. Kim kalpazan diyor. Bunları atlara bağlayıp, atları kırbaçlayıp adamları parçalıyor. Her yere paralar koyuyor. Hizmetçileri çalacak diye. Sürekli resimlerini yaptırıyor. Kendini o kadar beğeniyor ki adının Latincesinden Eo Sanctus Unus üretiyor. Tanrı'nın kutsal varlığı. Bir kibir abimesi. En büyük başarısının çekirgelerin üreme döngüsüyle insanlık tarihini açıklamak olacağını zannediyor. Simyayı meraklı. Simyayı demek kimyanın atası. Ne demek? Metali altına çevirme. Yani uydurdu bir yerinden. Bununla uğraşıyor tamamen. Şimdi arkadaşlar, siz bana şunu diyebilir misiniz? Newton önemsiz bir miydi? Siyah mı? Beyaz mı? Hangisi? Ben kafamı kırabilirim. Hangisi? İkisi de. Bunlar Newton'u değersiz yapmaz. Yapmaz. O buluşlarını değersiz kılmaz. Onun için siz de hayatta karşınıza çıkan birini ya da bir şeyi ya da bir kurumu bir tek şeyle yargılan. Hayat tek bakış açısıyla anlaşılamayacak kadar karmaşık ve güzeldir. Ona çok pencereye bakın. Bu çağ aptalların çağı. Ne demek? Çok ünlü bir bilim insanı var. Biz neyiz tür olarak, evrimsel tür olarak? Homo sapiens değiliz. Homo sapiens sapiens. Ne demek bu? Homo sapiens ne demek? Biliyor musun hocam? Söyleyeyim mi? Bilgi adamı. Düşünen adam demek. Ama homo sapiens yanlış. Doğrusu bilim adı homo sapiens sapiens. Ne demek? Şu demek. Düşündüğünün üstüne düşünen insan. Yani düşündüğünü bilen canlı demek. Şimdi bakteriler varlıklarının farkında var mı? Değiller. Balıklar varlıklarının farkındalar mı? Farkındalar. Nasıl farkındalar? Mesela alabalık gidip somun balıklarıyla çiftleşiyor mu? Hayır. Alabalık alabalıklarla çiftleşiyor. Demek ki alabalık olduğunu bir şekilde ne yapıyor? Bilmiyor. Hı. Ama kendisinin bir ayrı canlı olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Mesela ben insanım. Ama aynı zamanda ben evin çağırdım. İnsan türünün içinde özellik. Yani sapiens, sapiens. Düşündüğümün üstüne düşünüyorum. Bunu evrimsel olarak bize çok yakın olan canlılar başarıyorlar. Mesela şebekler, en yakın akrabalarımız. 99-99 oranında akrabalarız. Onlar da kendilerinin birey olarak farkındalar. Bu çok önemli bir şey. Peki, homo stupidus. Yani aptal o insan. Bu gördüğünüz adam Dömio. Dünya tarihinin en büyük dil bilimcilerinden biri. Ona dil bilimcilerin prensi deniyor. O bir araştırma yapıyor. İtalya'da. Dehşet içinde kalıyor. İtalyanların, ortalama bir İtalyanın biraz karmaşık metinleri okuyup aralarında bağ kuramadığını görüyor. Nasıl yani? Rönesans'ı yaratanlar. Böyle bir şey yaparlar. Dehşete düşüyor. Bir kitap yazıyor. Diyor ki, kitabın adı şu. İtalyanların Rönesansı ya da Rönesans'ın İtalyanları. Ve orada şunu söylüyor. Herkes önce homo videns oldu. Yani televizyon çıkıp izleyen insan oldu. Sonra diyor, homo sapiens oldu. Zaklayan adam oldular. Bu yüzden de diyor, bunun bir bedeli var. Beyin fonksiyonlarımız azalıyor. Kullanılmayan organ ne olur? Evrene bakış biçimleri çeşit çeşittir. Biri dogmalarla bakış, yani inançlar. Bilimde inancın yeri yoktur. Mesela şöyle bir inancım var benim. Bir teorim var.
Allah'ım her şey bunun aksini gösteriyor. Hayır ben teorinin doğru olduğuna inanıyorum diyebilir miyim? Matematik benim teorinin yanlış olduğunu gösteriyor. Ama ben teorinin doğru olduğunu inanıyorum. Bu mümkün mü? Değil. Benim nedir konusunda bir sürü şey duyarsınız. Ve hepiniz de aslında bilimin ne olduğu konusunda yanlış fikirlere sahipsiniz. Çünkü Türkiye'de bilim tarihi eğitimi yok. Size bir bilim tarihi kitabı tavsiye edeyim. Isaac Asimov'un Bilimle Buluşlar Tarihi. Bakış açınızı yıkacak. Muazzam bir kitaptır. Okuması çok kolaydır. İstediğiniz zaman bırakın, istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edin. Yıl yıl buluşları anlatır. Ve neden yani? Sonra 20 sayfa sonra o bilimin devamını anlatır. 30 sayfa sonra devamını anlatır. Çünkü her gün ne yapıyoruz bilim? Bilim tuğlalar gibidir. Üst üste koyarak yükseliyor. Bizden öncekiler yoksa biz hiçiz. O elinizdeki cep telefonlarına gelene kadar insanlığın nereye katlandığını bir okuyun ve öğrenin. Isaac Asimov bilim için diyor ki, tam anlamıyla söylemek gerekirse bilim, bir isim değil fiildir. Bir şey değil yöntemdir. Varılan sonuçlar ve sizin evreni bir bakış biçimidir. Şimdi bilim ne değildir? Bilim isim değildir, bir şey değildir, varılan sonuçlar ve sizin değildir. Siz hepiniz bilim konusunda bu yüzden yanlış bir kanaate sahipsiniz. Bilimi varılan sonuç zannediyorsunuz. Bilim bir soru sormaktır. Sorunun yanıtını aramaktır. Sorunun yanıtı bilim değildir. Sorunun yanıtı bilimin ürünüdür. Bilim, soruyu sormak ve o yanıtın peşinden koşmaktır. O yanıtı bulmaya çalışmaktır. Bulmaktır. Bulunan sonuç bilimin ürünüdür. Mesela, Newton tarihinin büyük bilim insanı. Neyi buldu? Hepinizin en çok bildiği kütle çekimi değil mi? Halbuki Einstein bize ne gösterdi? Newton'un kütle çekiminin yanlış olduğunu, görevli konusunda. Ne zaman yanlış? Biliyor musunuz? Fizik ne kadar okudunuz? Bilmiyorum. Ne zaman yanlış? Buyurun. Zaman mutlak değil, zaman. Evet, oradan çıkıyor zaten. Einstein bize diyor ki, hız artık kütle büyüdüğü zaman, yani hız ışık hızına yaklaştığı zaman kütle çekim geçersiz. Yani Newton yasaları geçersiz. Ama hız düşükse ve kütle küçükse Newton hala geçerli. Hala uzay araçlarımızı Newton yasalarıyla gönderiyoruz uzaya. Ama ışık hızına yaklaştırırsak onları, o zaman ne olacak Newton yasaları? Geçersiz olacak. Ama Einstein de yanıldı. Einstein'ın en büyük hatasının ne olduğunu bilen var mı burada? Hiçbir tarih okumuyor musunuz ya? Buyurun. Einstein Newton'un sabit evren tipliğine inanıyordu. O yüzden denklemlerine kozmik hizmetli bir şey koymuş. Evet. Evrenin sabit olduğunu düşündüğü için yanlış. Evet. Evren sabit. Ama onun bir sonucu var. Bir şeye itiraz ediyor Einstein. Bugün en büyük bilim alanının ne olduğunu bilen var mı? Kuantum. Einstein kuantumuna itiraz ediyor. Niye? Diyor ki, Tanrı evrende barbut oynamaz. Yani kumar oynamaz. Oynar tatlım. Oynar. Ve oynamış. Kuantuma itiraz ediyor. Ama sonunda kuantumu kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü ne dedim size? Gerçek, siz ona inanmayı bıraktığınızda da hala gerçek. Onun için açtan sonunda özür diliyor ve kuantumu kabul ediyor. Kuantum da görevliği yalanlıyor. Görünlük diyor yanlıştır. Newton da yanlıştır diyor. Ne zaman yanlış ama? Atom altı moleküllerden, atom altı yani parçacık seviyesine indiğimizde aman Allah, akılla kavramak mümkün değil. Çok ünlü bir fizikçi şöyle diyor. Eğer birisi size kuantumu anlıyorum diyorsa bilin ki o kuantumu anlamamıştır. O kadar karmaşık. O kadar karmaşık. Zaten Einstein itiraz nedeni de o. Hem birdir hem sıfır. Aynı anda muazzam kuantum bilgisayarı ilk kez çalıştırıldı. Şu anda kesinlikle Google'ın çalıştırdığı bilgisayar normal bilgisayarlardan yüz milyarlarca kat hızlı. Ama gerçekten kuantum olup olmadığını bilmiyoruz. Şu anda test ediliyor. Ve arkadaşlar, bilim fiildir, yani eylemdir. Yöntemdir, evreni anlama yöntemidir. Evrene bir bakış biçimidir. Evrene nasıl bakacağız? İnançlarımızla mı, akılla mı? Evrene akılla bakacağız. Başka bir şeyimiz yok. Başka bir şey yok elimizde çünkü.
Bu gördüğünüz üniversitede yüksek okulunda bir konuşma yaptı. Dedi ki, üniversite öğrencilerinin bir işi de geleneksel aklı sorgulamaktır. Ben en nefret ettiğim şey gelenekle göreneklerdir benim. Tiksinirim gelenekle göreneklerden. Gelenekle göreneklerimiz. Arkadaşlar, yeryüzünde başarılı bir tek bilim insanı, bir tek siyasetçi, bir tek komutan ve bir tek peygamber yoktur ki gelenek ve göreneklere karşı çıkmasın. Eski gelenek ve görenekleri yıkmazsanız onların mahkum olursunuz. Gelenek ve görenek diye ona boyun eğmeyeceğim. Doğru mu, yanlış mı? Hakiki mi, doğru mu? Bana şunu söyleyin, kölelik mi, gelenek miydi? Evet. Hukuki miydi? Evet. Yasaldı. Benim oğlum hukuk fakültesini kazandığında ben ona dedim ki, oğlum hukuk başka bir şeydir, adalet başka bir şeydir. Hukuk yasalar tarafından, yani bir kanun koyucu, onun bir dünya görüşü var, koyuyor kanunu. Kölelik kanun değildi. Doğru muydu? Adil miydi? Hayır. Bir takım insanlar bunun için dayak yediler, işkenceyle öldüler, hayır dediler. Kölelik doğru değildir. Benim vicdanıma kanatıyor. Kadınların ona hakkı yoktu. Hukuki miydi? Hukukiydi. Gelenek miydi? Gelenekti. Kadınlar aşağılıktı. Hukuki miydi? Hukukiydi. Gelenek miydi? Gelenekti. Çok güzel filmler var, seyredin. Helen Mirren'in rol aldığı son film muazzam bence. İngiltere'de insanlar sokaklarda sürüklendiler saçlarından. Kadınlar. Ve onların yanında insanlar eşittir diyen erkekler. Gelenek ve görenekler sizi hapise almamalı. Bazı gelenekler doğru olabilir, o zaman onları destekleyin. Ama o gelenek diye doğru değil, doğru olduğu için doğru. O gelenek olmasaydı da doğru olacaktı. Onun için sizin gelenekçi göreviniz doğru olduğu düşünülen şeyleri sorgulamaktır. Aplio diye bir şey duydunuz mu? Aplio, size hiç bilim öğretmiyor muyuz biz ya? Sizin suçunuz değil. Aprio tartışılmaz gerçek demek. Evet. Aprio tartışılmaz gerçek demek. Bazı şeyler bilimde artık tartışılmaz hale gelir. Nedir o? Mesela matematikte 2 çarpı 2 tartışıyor muyuz? Tartışmıyoruz artık, biliyoruz. Ama çocuklar, siz öğrenmeye başladığınızda size bu apriolar dahi tartışılmalıdır. Ben kendi oğluma öyle yaptım. Çarpma nedir? Hiç korkmayın. Söyleyeyim mi? Evet, harika. Bunu çok az yerde. ODTÜ'de ben bunu sordum, bilen 3 kişi vardı. Bu sizin suçunuz değil. Onların da suçu değil. Bu Emin Çapan. Sistemin suçu. Size bunu öğretmediğiniz için. Ama siz sorgulayıp aramak zorundasınız. Çocuklar, 2 çarpı 7 şu demektir. 7 tane 2'yi topla. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 ya da 2 çarpı 7. Ben oğluma bunu nasıl gösterdim? Aplio diye bilirim ama ezberde çarpma tablosunu bana öyle verdi çünkü. Öyle yapmadım. Kili çöplerini ikili bloklar halinde 7 tane yaptım. Bunları topla dedim. Ne buldum? 14. İşte bunun hızlısı 2 çarpı 7 dedi. Aslında Aplio. Niçin ispatlıyorum ki ben oğluma bunu? Aplio. Karşılmaz gerçek. Hayır. Bunlar yeni öğreniyorlar. Aplio'yu bunlara ispatlayacaksınız hocalar. Ondan sonra tartışılmaz gerçek. O yüzden çocuklar, size kimse aklıları ispatlamakla Türkiye'de uğraşmıyor. Yurt dışında çok iyi böyle okullar var, evet, ülkeler var. Ama neyse sizin ülkeniz öyle değil. Dünya çapında bir insan olmak istiyorsanız, dünya çapında derken meşhur olur, bilmem ne olur demiyorum. Ama zihin olarak açık, evreni kavrayan, akıllı bir insan olmak istiyorsanız, geleneksel aklı sorgulayacaksınız. Annenizin, babanızın, hocanızın, kitaplarınızın, herkesin söylediğini sorgulayacaksınız. Yargılayacaksınız, sonra yine onlar doğru bulunabilir. Bu annenizi sevmediğiniz anlamına gelmez, babanızı sevmediğiniz anlamına gelmez. Birey olduğunuz anlamına gelir. Kul değil, vatandaş olduğunuz. Kul değil, insan olduğunuz anlamına gelir. İnsan olmak, yani sapiens sapiens olmak sizin için kızıl elmadır Ömer Seyfettin. Yani varılması gereken hedeftir. Bitireceğim şimdi çok. Vakti aşıyorum biliyorum. Gerçekleri biliyorsunuz ama onların ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü bunun üstünde bir eğitim almadınız. Ben de almadım. Ama öyle çocuklar.
zaten kuruladığımız, zaten haber alıyoruz. Yaşamadığımız evrende maddenin zevkliklerine bakıyoruz. Her gün bilimsel bir şey öğreniyoruz değil mi? Eman cihazı bundan 30 yıl önce yok. Bugün var. Bu tabloyu biliyor musunuz? Okullarınızda vardı herhalde değil mi? Çağlar. Arkadaşlar ilk çağ 3500-4000 yıl sürdü. Orta çağ 1000 yıl. Yeni çağ 350 yıl. Hızlandığını görüyor musunuz kısaldığını? Yıkık çağ hala devam ediyor mu? Arkadaşlar, Fransız İhtilali ulus devlet Hiroşima'ya kadar bir daha kimse demedi ki yeni bir çağ başladı. 156 yıl sürdü. Hiroşima'dan sonra uzay çağı 12 yıl sürdü. Atom çağı dediğimiz çağ. Sonra Sputnik, şu anda hangi çağa girdiğimize dair fikrimiz yok. Fikrimiz yok. Arkadaşlar, siz benim yaşıma geldiğinizde 3 boyutlu yazıcıda size organ verecekler. Beş ila 10 yıl içinde ben bunları anlatmak için ekonomiyi bırakıp benim programı yaptım. Çünkü sizin ülkeniz bir çöle dönüyor. Ben bunu istemiyorum. Sizin akıl ve bilim çocukları olmanızı istiyorum. Bundan bir ay önce 3 boyutlu yazıcıda basılmış kas bir fareye nakledildi Amerika'da. Kas, canlı. Bugüne kadar hiçbir canlı organizma nakletmemişti. Şu anda laboratuvarlarda böyle pankreas yapılıyor. Girin ve arayın. Biyomürekkep diye bir şey var. Nedir biyomürekkep biliyor musunuz? Kökücü. Kökücünün ne olduğunu biliyor musunuz? Göz hücreniz göz, cilt hücreniz cilt hücresi. Kökücü bunların hepsine dönüşebilen ilk hücre. Yazıcıya koyuyorsunuz mürekkep gibi, size böbrek pankreas yapıyor. Ve bunlar 5 ila 10 yıl içinde insanlara nakledilmeye başlayacak. Şu anda test aşamasındalar. O çağ sizin çağınız, benim değil. Ben çok yaşlıyım. Ben babamın çağıyla sizin çağınızın arasındaki geçiş kuşağıyım. Ama dünyayı algılama biçiminizi sorgulamazsanız siz, ben hep şey diyorum, yetişkinler için yapılabilecek bir şey yok. Benim için geç ama sizin için yapılabilecek bir şey var. Sizin ziyan olmamanız lazım. Neden? Bitiyor. Arkadaşlar, sürekli her gün değişeceksiniz. Ben 49 yaşına geldim Nisan ayının ortasında. Hala iki kitap okuyorum. Okuduğum makaleler hariç. Her hafta iki kitap okuyorum ben. Her hafta iki kitap bitiriyorum. Makaleler hariç. Dergi ve gazeteleri saymıyorum. Zaten onlar gibi iş okuyacağım zaten. Annenizin, babanızın çağı bitti. Annenizin, babanızın fikirleri eskidi. Bizim fikirlerimiz eskidi. James Cook diye bir adam duydunuz mu? Kim? Kaptan. Keşifler çağı. Çocuklar dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlar 18. yüzyılda. Fakat bütün kıtalar kuzeyde. Asya kuzeyde, Avrupa kuzeyde, Afrika'nın ana kesimi kuzeyde, kuzeyde. Bir de Güney Amerika var. Afrika'nın da küçük ok incelen kısmı. Diyorlar ki, eğer diyorlar güneyde büyük bir kıta olmalı ki, ya da olmasaydı dünya ne olurdu yukarısı çok ağır olduğu için? Ok diye. Kuzey kutbu aşağıya gelirdi değil mi? Yani top gibi ya aşağıya gelirdi. O zaman diyorlar güneyde büyük bir kıta olmalı. Gidelim onu bulalım. Kim bulursa onun olacak. Nasıl yağmazsa o. Sen gelip buraya bayrak atınca niye senin oluyorsa. Arıyorlar. James Cook İngiltere adına arıyor. Büyük okyanusu biliyoruz, Hint okyanusu biliyoruz. Şey, Atlas okyanusu biliyoruz, Hint okyanusu biliyoruz. Nerede arıyor? Pasifik'te arıyor. Büyük okyanusu da arıyor. İşte o sırada Yeni Zelanda'yı, Malinezya'yı, Mikronezya'yı, Polinezya'yı, Avustralya'yı arıyor. Kitabında şöyle diyor. Haritası çıkarılmamış yerlerde var. Ne demek haritası çıkarılmamış? Kör gibi dolaştım. Arkadaşlar, bu yüzyıl kör gibi dolaştığımız bir yer. Sizin yüzyılınız. Nasıl bir yüzyıl olacağını bilmiyoruz, nasıl bir çağ olacağını. Biz sizin fikirlerinize ihtiyaç duyuyoruz. Ben biliyorum ki benim en değerli fikirlerim bile siz 30 yaşınıza geldiğinizde sahip olacağınız fikirlerin yanında fosil. Ben değersiz, değerli olan sizsiniz.
yaşlanınca böyle kambur kambur dolaşırlar da batılı kadınlar böyle böyle dolaşırlar. Çünkü onlar demir kaldırırlar, Türkiye'de daha biz yeni yeni veriyoruz. Çünkü arkadaşlar evrim şöyle davranır. Sen eskisin artık elin çaba. Anne diyor ki sen eskisin. Anne süt içmeyebilir, demir anlayabilir. Ama geleceği kim temsil ediyor? Çocuk. Çocuk annenin keyiflerini eriterek demir yapar. Anne isterse demir yapı alsın, isterse almasın. Çocuğun kemikleri gelişecek. Çünkü annenin kemiklerini eriterek kendi kemiklerini yapacak. Çünkü o geleceği temsil ediyor. Evrim ondan, anne artık eski. O yüzden annenin demir yapı alması çocuk için değil, kendisi için. Bu da öyle. Ben eski. Benim en iyi fikrim, siz 25-30 yaşına geldiğinizde sahip olacağınız fikirlerin yanında hiçbir şey. Dünya sizin fikirlerinize ihtiyaç duyuyor. Bu fikirleri geliştirmek için kendinizi geliştirmeniz lazım. Bunu yapmazsanız, yani şöyle diyebilirsiniz. Dedem değişmedi, babam değişmedi. Çok güzel bir hayat sürer. Belki bazılarınızın babası zengin. Belki bazılarının babası bir insanı, önemli insanlar bilmiyorum. Benim annem ilkokul mezunu, babam okuma yazmayı askerde öğrenmiş. Ben tırnaklarımla kazıyarak bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ama benim oğlum öyle değil. Benim oğlum, sen beni orada mezun oldun. Fransa'da Avrupa Birliği bursuyla hukuk okudu. Kanada'da bu sene siyaset bilimini bitirdi. İngilizce, Fransızcası, Türkçesi kadar iyi. İspanyolcası üniversite eğitimi alacak kadar iyi. İkimiz arasındaki farkı görüyor musunuz? Ha, ama siz diyebilirsiniz ki, ya değişmeyebilirim. Babam da değişmedi, dedem de değişmedi. Peki, şu anda en çok duyduğunuz, son bölüme geldim bitiriyorum. En çok duyduğunuz şey nedir? Küresel ısınma var, dünyamız tehdit altında değil mi? Hep bunu duyuyorsunuz. Ormanlar yok, hocam, denizler de var, kalmadı, ah ah, küresel ısınma, tüm yaşama tehdit ediyor. Çocuklar, yalan. Dünyanızda vahşi yaşam tehdit altında değil. Yaşam da tehdit altında değil. Neden? Çünkü bilim insanları bize diyorlar ki, bütün ormanlar yok olsa, yenilerin çıkmasını birkaç yıl alır. Çünkü bütün hayvanlar yok olsa yerini yeni yaşam biçimleri alır. Çiçuluk diye bir şey duydunuz mu? Bir göktaşı. Bundan 150 milyon yıl önce, 200 milyon yıl önce bir uzaylı gelse de dünyaya baksa ne görürdü? Dinozorları görürdü. Dev dinozorlar, minik dinozorlar. Etçi dinozorlar, otçu dinozorlar. Uçan dinozorlar, koşan dinozorlar. Yavaş dinozorlar, hızlı dinozorlar. Akıllı dinozorlar, aptal dinozorlar. Her yerde dinozorlar. Ne derdi? Herhalde bunlar evrilerek üzerine açılacak, canlılar olacaktı. Ama bir göktaşı geldi de Yukatan Yarımadası'na çarptı. Ona çiçoluk diyoruz. Bütün dinozorlar yedi. Binlerce derecelik bir ısı dalgası Amerika kıtasını sindirdi. Bütün canlılar öldü. Sizin adınız olan Ömer'in bari oradan türedi. Demek ki yaşam bir yerden fışkırdı. O zaman tehdit altında olan ne? Çocuklar, tehdit altındaki sizsiniz. Sizsiniz tehdit altındaki. İnsan nesli tehdit altında. Çok güzel bir bilgisi belgesi var. Onun son bölümünde şöyle diyor. Size şimdiye kadar hiç söylenmemiş bir şey söyleyeceğiz. Seviyorsun son bölümü, bir anlamıyorsun. Sonra bir de anlıyorsun. Anlamayın diyorsun. Uzaydan yaklaşıyor. Önce Avrupa'yı görüyoruz. Sonra İngiltere'yi, sonra Londra'yı, sonra Piccadilly'yi, sonra Piccadilly'de bir adam görüyor. Yanımda bir kız, sizin gibi genç. Evet, ikisi gibi. Onları böyle hani namludan bakarız ya o hedef şeysinden. Evet, insan soru tehdit altında arkadaşlar. Çünkü yarın hiç umursamadığınız bir canlının yok olması dünyanın dengesini bozabilir. Değişmek zorundasınız. John Donne'u biliyor musunuz? Gazap üzümlerinin girişinde John Donne'un şiiri yazar. Orada benim en sevdiğim bölümdür. Ben dünyaya yaşamın kutsal olduğu görüşüyle bakarım. Sadece insan yaşamını bilir ama. Ben vejetaryenim. Yaşam kutsaldır ama sadece insan yaşamı değil. Arkadaşlar herhangi birinin ölümü de beni eksiltir. Çünkü ben insanlıkla ilgiliyim. İnsanlık derken vicdanı kastediyoruz. İnsan
insanlarla ilgili değil. İnsanlıkla ilgili. Öyleyse adam gönderip çanlar senin için çalıyor diye sorma. Onlar senin için çalıyor. Çanlar çalıyor ne demek? Bizdeki selam. Yani ölümün ardından bir ölüm var manasında. Evet. Her ölen benim kaybımdır. Her acı çeken benim kaybımdır. Birisi bana yardım et. Haksızlığa uğradım diyorsa benim bakacağım tek şey doğrunu söylüyor. Gerçekten haksızlığa uğramışım. Ve ben bunu yaparken asla ve asla onun dünya görüşüne, hangi ülke vatandaşı olduğuna, cinsiyetine, rengine bakmam. Bir kez şey yapayım. İnsan nedir diye kendinize bir gün soracaksınız. Bu soru sizin için zor bir soru. Çünkü çok gençsiniz. Ama insan bu değildir çocuklar. Bunu unutmayın. Şu insan demek değildir. Bir fizik değilim ben. İnsan sadece bir suretten ibaret değildir. O yüzden ruh diye bir şey bir sıvısı veriliyor mesela bir insanın 18. yüzyılda. Arkadaşlar, ruh aslında bir vicdan. İnsan akılla vicdanın bir karmasıdır. Bu ikisinin bir birleşkesidir. Siz akılla vicdanı birleştiren bir nokta bulacaksınız ve oradan kendinizi inşa edeceksiniz ve eminim emin çapıdan bir kat daha iyi olacaksınız. Başarılı olacaksınız. Ama bunun için sürekli olarak kendinize gerçek nedir? Bu bana söylenen gerçek nedir? Diyeceksiniz. Bunun arkasında ne var? Gördüğüm doğru mu? Gri var mı? Hepsi siyah beyaz. Benim düşmanım gerçekten düşmanım mı? Öteki gerçekten öteki mi? Diyeceksiniz. Ve evrene bakarken öteki diye bakmayın. Bütün her şey değerli. Ben bahçemdeki bir taşı buradan alıp buraya götürürken taştan izin istiyorum. Çünkü o orada, der ki de orada olmaktan o taş mutlu. Nereden biliyorsunuz? Onu alıp buraya getirme hakkım var mı? Diye kendime soruyorum. Siz de bir gün kendinize böyle sorular soracaksınız. İnşallah.